Merhabalar herkese. Freestyle Chess Gold Challenge turnuvası başladı. Ben de bu turnuvanın ilk gününden bir oyunda sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda dünya şampiyonu Dinkdiren var. Siyah taşlarda dünyanın iki numarası Fabiano Caruana oynuyor. 25 dakika artı 10 saniyelik tempoda. Bakalım büyük ustalar neler yapmış diyeceğim ama tahtada bir yanlışlık fark ediyorsunuz. Koskoca büyük ustalar tahtayı yanlış dizmiş değil. Bu yanlış dizim tamamen turnuvanın formatıyla alakalı. Turnuva Chess 960 veya Fischer Random Chess olarak bilinen satranç türünde oynanıyor. Bu türün özelliği de piyonlar hariç diğer taşların rastgele bir şekilde dizilmesi. Bu dizili hakemler tarafından belirleniyor. Daha doğrusu rastgele seçiliyor ve oyunculara sadece oyundan 10 dakika önce bildiriliyor. Oyuncular Çalışma fırsatı da bulamadıkları Açılış teorisinden tamamen çıktıkları Bir konumla karşı karşıyalar Bakalım bu zevkli mücadelede neler yaşanmış d 4te başlamış burada Dinktren Mücadeleye vezirinin çaprazını açtı Merkeze bir piyon sürdü f 5te karşılık geliyor Karuhanadan Ve C4 hamlesiyle beyazlar Alan kazanmaya devam ederken B6 hamlesiyle şimdi A8'deki filin Çaprazı G2'ye doğru bakmaya Başladı bile Dinktren buraya önemsemeyip B4 hamlesini de oynuyor ama Şimdi Karuhananın normal satrançta eşine pek rastlayamayacağımız bir hamlesi var ve Karoana bu hamleyi yapmamış. Karoana E6 ile devam etmiş ama burada Karoana fil çarpı G2 alabilirmiş. Fil çarpı G2 iki kaleyi birden istiyor. E şahla almak tabii ki en doğru seçenek ama bu kez de vezir G6 var. Şah şuçe kaçamaz. Vezir G4 mat. Şah şu yerine F3'e giderse de vezir G4, şah E3, vezir E4, şah D2 ve Vezir B1 yanlış anlamayın bunlar bilgisayarın ilk önerileri ve burada oyun berabere devam eder diye söylüyor bilgisayar değerlendirmesi bizlere ama bu varyant gerçekleşmemiş sadece Chess 960'ın Fisher Random Satrancın ne kadar enteresan konumlara sahne olabileceğine bir örnek sadece bu hamle. E6 ile devam ediyor Fabiano Caruana. F3 ile beraber o filin çaprazı kapatılıyor şimdi dink tarafında. At D6 gelişilerek C4 istenirken at D2 ile beraber C4 savunuldu. F4, F4 önemli bir hamle. E3'ü kendi karelerimizden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda at F5, at E3'e şimdi manevra edebiliriz. F5 karesinde kullanıma açmış durumda siyah arkadaşlar bunu engellemesi lazım diktirenin diktirense bunu Fil C2 ile beraber engelliyor. Fil C2'den sonra at F5 at E3'e yerleşmesine asla izin veremeyiz. Hem F1'e hem G2'ye bakışları çok kritik olur ve tabii ki at E3'te çok önemli bir hafif alet yerleşimi olacak. Bu yüzden fil çarpı F5 vurdu burada dinktiren E çarpı F5 hamlesinden sonra da şimdi dinktirenin hamlesi at D3 ile F4'ü istemek olmuş. Vezir E3 hamlesi geliyor burada Karuhanadan. Hem F4'ü savundu hem de şah çekti. Burada Karuhan'a e, şah çektikten sonra dink diren. E, tabii ki bu şah çekişi engellemek lazım. Mat olacak halimiz yok. Burada vezir F2 yaparsa vezir çarpı D2 hamlesi boşta kalacak. Bu yüzden kaleyle veya atla kapatmalı ama kaleyle kapatmayı tercih etmiş. Atla kapatırsa bu kez de kale E8 gibi bir hamlesi var Karuhan'ın ve E2 piyonunu düşürmüş olacak. Önemli bir avantajı eline geçirmiş olacak karoana Bu yüzden kale F2 ile devam ediyor ve kale F2'den sonra da Karuhan'ın hamlesi fil H4. Fil H4 şimdi F2'deki kale açmazdaydı. Düştü. Çünkü F, G3 de süremiyoruz. fg 3 hg G3 ve fil g 3ten sonra yine açmazdaki kale açmazda kalmaya devam edecek ve düşecekti. Burada link direnin hamlesi at F1 ile ver veziri demek ama vezir isteğinden daha önemli bir istek. Fil çarpı F2 şah çekerek geliyor burada Karahan'a. Vezir çarpı F2, vezir çarpı F2, şah çarpı F2. Burada... Şimdi kalite geriye düşmüş oldu Dinkdiren ama hafif alet yerleşimi açısından ve at F4'ü almasıyla beraber beyazların hafif üstün bir konumu olabilirmiş. Artık tahtada açık atlar olmadığı için kalelerin oyuna gelmesi de biraz süreceği için burada beyazlar bilgisayarda baktığımızda biraz daha hafif üstünlükler veriyor. Fakat tabi siyahlarda hamle sırası siyahların bir şey yapması lazım. F4'ü savunamıyor muyuz? Karuana'nın sorusu bu. Tabii ki savunamıyorsunuz. Eğer Karoana burada G5 oynasaydı beyazların hamlesi D5 olacaktı ve A1'deki fil bir anda H8'i alacak ve bu konumun ardından kaliteyi geri alan dinktiren aynı zamanda daha iyi hafif alet yerleşimi ve gelişimiyle beraber mücadeleyi kazanmaya yaklaşacaktı. Fakat tabii ki Karuana bunun farkında. Karuana D5 oynuyor. Eğer at F4 alırsan şimdi D çarpı C4 alacak. Tabii sen eğer C çarpı D5 alırsan bu kez de fil çarpı D5 hamlesi at F4'e de fil çarpı A2 ile beraber eşit piyonla çıkmaya çalışıyor burada. Eşit piyon kırışında bulunmaya çalışıyor karo ana. Fakat link direnin hamlesi burada at D2. At D2 ile beraber F4'ü almamış link ve C4'ü savunmaya koyulmuş. Şimdi D çarpı C4 at çarpı C4 hamlelerinden sonra da karo ananın hamlesi daha önce hata olarak gördüğümüz bir hamleydi ama G5 oluyor. G5 F4'ü tahtada tutmaya karar verdi. E peki D5 oynayalım. D5 hamlesinden sonra artık H8'deki kalenin çaresiz kaldığını görüyoruz. Normal satrançta yine pek eşine rastlamadığımız konumlardan. Tabii ki bazen kale orada boşta kalabiliyor ama böyle ustalar arasında Böyle ustalar arasında pek böyle oyunlar görmüyoruz. Fil çarpı D5 ile devam ediyor Karuhan'a. Zaten H8 gitti diyor. Ve ben de C4'e basacağım D5'i alarak diyor. Fil çarpı H8'in ardından fil çarpı C4 ve H8'deki fil hala istekte olduğu için burada at B2 bir hamle olabilirmiş. Rakip fil istenirken sen de fili iste şeklinde bir önerisi var bilgisayarın burada ama fil B2'ye çekmiş, dinkliren ve istekteki filini geriye kaçmış oldu. Fakat şimdi karo fil çarpı d3 alıyor. E çarpı d3'ten sonra da tahtayı saydığımızda siyahların bir piyon öne geçtiğini görüyoruz. Tabi o bir piyon yeterli olacak mı? Burada da bir bozuk piyon yapısı var. Bu da yeterli olacak mı kazanca? Hemen karo kale d8 ile beraber ver demiş kardeşim d3'teki piyonu. Şah e2 ile orası desteklenince de ata altı karo ana taşlarını piyonları isteyerek çıkmaya başlıyor. Ver diyor b4'ü şimdi. Dinkliren b4'ü savunmuyor. b4'ü savunmak yerine kale C1 oynuyor diktiren de kalesini oyuna kattı ve dedi ki ben de C7 istiyorum ardından A7 isteyeceğim fil de bu çaprazdan bakıyor 7. yataya dikkatli olman lazım diyor burada rakibine fakat tabii ki kale C7'ye inmesine izin yok C5 hamlesini oynuyor burada Fabiano Caruana B çarpı C5, at çarpı c 5ten sonra D3 isteği var. Bu D3 isteğine de fil F6 ile karşılık verildi. Ver kaleyi, ver G5'teki piyonu. Şimdi kale çarpı D3 almış Caruana. Çok yanlış bir hamleymiş gibi gözüküyor çünkü kale atı isterken siz at savunmasında bir kale koyuyorsunuz ama tabii ki dikkatli olmak lazım. Eğer siz kale çarpı c5 alıp ardından şah çarpı d3 almaya kalkarsanız önce bir kaleye 3 şah var ardından b çarpı c5 alınıyor ve siyahlar kazanç pozisyonunda kalacaktı. Bu yüzden Denklerim burada fil çarpı g5 alıyor ama konumu nasıl değerlendirirsiniz? Tahtayı saydığımız zaman siyahlar hala bir piyon önde. Tamam f4 piyonu da istekte ama burada beyazların ee, biraz daha konumu aslında berabereye götürmek. Biraz daha savunmayla alakalı işleri olmalı. Çünkü kale A3 hamlesi geliyor şimdi. Bir taraftan F4 isteniyordu ama kalenin a 2 emmesi demek çok daha önemli işler demek. Fil çarpı F4 kale çarpı A2'den sonra G2'yi de savunmak için şah F1'e kaçmalısınız siz. Ve çok pasif bir şah konumunda kalacaksınız. Rakibin A ve B piyonları olacak. Dinkliren bunu istemiyor. Kale C2 ile beraber diyor ki kardeşim ben A2 piyonunu vermeyeceğim. 2'ye 0 bir geçer yapısını ben kabul etmiyorum diyor. Fakat burada Karuana'nın çok güzel bir hamlesi var. At E6. At E6 yani İsviçre çakısı gibi bir hamle diyebilirim. Çünkü bir taraftan G5'i istiyor. Bir taraftan F4'ü savunuyor. Bir taraftan da at D4 ile beraber Şah kale çatalını istiyor. Peki ne yapacağız? Biz denk direniz. Bu isteklerin hepsini tek hamleyle tutabiliriz. Fil F6. Fil F6 hamlesi hem fili kaçtı hem de aynı zamanda atın D4'ten çatalarını engellemiş durumda. Fakat bir sınav daha yapıyor burada karavanla rakibini ve şah f oynuyor. Diyor ki ben şahımı da fili isteyerek bir tempoda oyuna gelmek istiyorum. İşte burada oyunda 22,5 dakikası olan dünya şampiyonu Dinkler'in yerine sizin geçmenizi istiyorum. Beyaz taşlardasınız hangi hamleyi oynardınız? Gayet tabii ki siyahların biraz daha yüklendiği kazancı oynadığı ama Beyazların da tabii ki mücadele edebileceği beraberlik için bir konum fili var neticede. Hangi hamleyi oynarsınız yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Burada Dink Diren neler oynayabilirmiş? Dink Diren filini H8'e çekebilirmiş. Dink Diren filini C3'e çekebilirmiş. Dink Diren filini A1'e çekebilirmiş. Fakat dünya şampiyonu burada hele de bu kadar süresi varken biraz da kafası herhalde satrançtan artık uzaklaştı Dink Diren'in. Bir amatörün bile yapmayacağı bir hata yapıyor. Fil e5 oynuyor Fil E5 hamlesinden sonra bu dinkleren adına oyunun son hamlesi çünkü Fabiano Caruana dünya 2 numarası kale E3 ile beraber hem şah hem de fil isteğini görüyor. Dinkleren burada oyunu hemen terk ediyor. Hem de bu kadar süresi varken tekrar dikkat çekmek istiyorum. Dinkleren bugün oynadı 4 oyunun 4'ünü de kaybetti. Sağlıksal olarak sanırım problemler yaşıyor ve bu problemler devam ediyor. İyi gözükmüyor kendisi ve bu oyunda herhalde bunun kanıtlarından bir tanesi. Dünya şampiyonluğu maçına kadar kendisini hazırlayabilir mi bilmiyorum ama ee, bu turnuvanın biz keyfini yaşamaya devam edeceğiz. Canlı yayınları kaçırmayın. Yarın saat 3'te turnuvanın kalan oyunları var. Karsen bugünü 4'te 2 puanla kapatabildi. Bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki beraberlikte. Turnuvada şu ana kadar Yıldız, Vincent Keymer, Alman Büyük Usta. 4 oyunda 3 galibiyet, bir de beraberlik alarak liderliği tek başına sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz kelimeleri getiremediysem, kusura bakmayın. Kelimelerle konuşamadıysam, kusura bakmayın. Çünkü 6 saatlik bir yayının ardından ancak bu kadar olabiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda ve canlı yayınlarda muhakkak görüşelim. Beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.